Merhaba değerli arkadaşlar, çok kıymetli meslektaşlarım. Hepinizi en derin saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Son günlerde çok yoğun bir şekilde şirketlerle alakalı, organizasyonlarla alakalı sorular alıyorum. Değerli meslektaşlarım, öncelikle şunun altını tekrar çizmeye ihtiyaç duydum. Hiçbir şirketin ismiyle alakalı bir açıklama bugüne kadar hiç yapmadım. Bundan sonra da hiçbir zaman için bir ismi açıklayarak, hedef alarak herhangi bir açıklama yapmayacağım. Size ölçüm cihazını, ölçüm kriterlerini, network marketing temel esasları üzerinde neyin nasıl olduğunu anlatacağım. Siz de bu ölçeğin içerisine koyun. Hangisi uyuyorsa o legaldir, hangisi uymuyorsa o da illegaldir. Yani yasa dışıdır. Hiç kimsenin ne ismi, ne cismi, ne organizasyondaki isimler o şirketin dürüst olmasıyla, yasal olmasıyla, evrensel etik kurallarına uygun olup olmamasıyla alakalı bir bilgi kaynağı değildir. İnsanlar rol icabı oynarlar. Network marketing için bu bir şov işidir der. Herkes şovunu, tiyatrosunu oynar. Ancak bu şovun kenarında bir gerçek var ki o gerçek insanları derinden yaralar. Bunların böyle olmaması için kimin hokkabaz olduğunu, kimin palyaço olduğunu, kimin de gerçek network marketing şirketi olduğunu anlayabilmek için 3 ayrı kriterden bahsedeceğim. Bu 3 ayrı kriteri lütfen not alın. İçinde bulunduğunuz organizasyonunuzu, şirketinizi veya yapmış olduğunuz araştırmalarda hangi şirketle çalışılır çalışılmaz noktasındaki fikir edinme aşamasında sizin için en önemli yol haritası olacaktır. Değerli meslektaşlarım, hepiniz sizin hayalinizin peşinde koşuyorsunuz. Yani herkes kendine bir iş kuruyor. Dolayısıyla hiçbir networker bir şirketin çalışanı veya onun temsilcisi değildir. Her bir distribütör, her bir bağımsız temsilci kendine çalışan bir tacirdir. Değerli meslektaşlarım, hangi organizasyonda kimin ne kadar reel ticaret yaptığını, kimin ne kadar etik, ahlaki ve yasal ticaret yaptığını anlayabilmek için lütfen kriter olarak öncelikle müşteri sayısına bakın. Yani şirketin adı ne olursa olsun, lider diye var olan ve edifikesi yapılan şahıslar kimler olursa olsun, o şirketlerin öncelikle sahada o yere göğe sığdıramadıkları efsanelercesine hikayesini uydurdukları ürünlerin gerçek kaç tane tüketicisi var? Birinci kriter tüketici kriteridir. Çünkü hem dünyada hem de Türkiye'de. Dünyada en ciddi kriterlere sahip olan Amerika, bir o kadar da ciddiyet sahibi olan Türkiye'de yasal olarak satışların en az %51'i müşteri değilse o şirketten uzak durun. O şirket her an kapatılabilir. Siz de hayatınızın en önemli değeri olan o referans olduğunuz, o liste ve davet sonucu elde etmiş olduğunuz en yakın dostlarınızı bundan dolayı kaybedebilirsiniz. Son 12 ay içerisinde yapılan satışların tamamına bir bakın. 1. Yüzde kaçı müşteri? Bunu görebilirsiniz. İkincisi ve bu söyleyeceğime lütfen çok dikkat edin. Son 12 ay içerisindeki yapılan satışlardan kaç tanesi evet ben bu işi yapmada ısrarlıyım ve üründen çok memnunum diye işinin ve hayalinin peşinde koşuyor. Bu orana bakma durumundasınız. İnsanlar 12 ay önce, 6 ay önce, 5 ay önce, 3 ay önce hatta 1 ay önce en yakın güvendiği arkadaşlarının anlatımıyla bir şekilde para verip ürün almak yerine
hesap satın almış ve girmişlerse, emin olun çok kısa bir zaman içerisinde küfrederek geri ayrılmışlardır veya hiçbir şekilde aktif olmuyorlardır. Değerli meslektaşlar, şirketlerin kendileri üzerine yaptıkları açıklamalar, şirketlerin kendileriyle alakalı yapmış oldukları reklamlar, evet bununla alakalı bir şey söyleyeceğim. Geçen gün Kanadalı bilim adamlarına soruyorlar ki çocuklarımıza ne yedirelim ne yedirmeyelim. O da diyor ki reklamını çok yapan şirketlerin ürünlerini yedirmeyin. Eğer ki bir organizasyonda o organizasyonların liderleri, mensupları ürünlerini ve kendilerini anlatmak yerine şirketi ön plana çıkartmaya çalışıyorsalar, aman ha dikkatli olun. Esas olan ürün ve üst koldur. Bu münasebetle hangi şirket dolandırıcı sorusunun cevabı çok net. Organizasyonu tarafından ürünü değil de şirketi pazarlanıyorsa, organizasyon tarafından ürünün insanlar üzerindeki olumlu etkilerinin tavsiyesi yerine sistemin ne kadar kazanç sağladığı anlatılıyorsa, işte tam arı kovanının içerisine adım atmışsınız demektir. Değerli meslektaşlar, çok kıymetli arkadaşlar. Network marketing şerefli, onurlu, haysiyetli bir meslektir. Eminim sahada çok mağdur olduğunu söyleyen insanlar vardır. 7 yıl önce çekmiş olduğum bir videoyu bugün Türkiye'de tekrar paylaşsam, şu andaki yapmış olduğum açıklamaların birebir aynısını o zaman da yapmıştım. Hep şunu söyledim. Kutsi olan, önemli olan, insanlar için en kıymetli olan, insanların hayatına artı değer katan ürünlerinizdir. İnsanların hayatına dokunan sizin güzel yüreğinizdir. Şirketler sizin lojistik hizmetinizi verir, size para kazanma fırsatı sunar. Ancak işini dürüst yapmayan bir insan piyasada dolaşırsa, şirket ne olursa olsun en kısa zamanda batacaktır. Saadet zinciri, titan ve Ponzi gibi tanımlarla hepinizin bildiği yasal olmayan network marketingin tanımı çok nettir. Aldığında kullanılmayan ürünleri sadece sistemin bir parçası olabilmek için ödediği para karşılığında almaktır Ponzi, titan ve saadet zinciri. İçinde bulunduğunuz organizasyonun Ponzi, titan, saadet zinciri olup olmadığını anlamak için yapmanız gereken tek bir şey var. Millete efsaneler gibi anlatılan ürünleri kendi hayatlarında gerçekten isteyerek ve severek kaç tanesi kullanıyor? Zorunlu alım, zorunlu aktiflik ve veya promosyonlarda zorunlu bireysel satış gibi adlar altında alınan ürünlerden bahsetmiyorum. Benim ürünüm bitti deyip doğrudan alınan ürünlerden bahsediyorum. Eğer ki organizasyonda şirketin tahsil ettiği para karşılığında sunmuş olduğu ürünleri veya hizmeti benim ürünüm bitti bir daha alıyorum diyen insan yoksa veya azsa aman ha uzak durun, emin olun o şirketin ömrü en fazla 5 yıldır. 5 yılı doldurması da mucizedir. Bir şirketin parlıyor olup olmaması, bir şirkette hangi isimlerin dolaşıp dolaşmaması sizin için hiçbir şey ifade etmesin. Esas olan ürünün kendisidir. Almış olduğunuz ürünün satmış olduğunuz insanlar üzerindeki etkisinden dolayı teşekkür alıyorsanız ve tekrar sipariş alıyorsanız o şirketin adı ne olursa olsun yolunuza devam edin. Esas itibariyle şirketlerin lisanslı, sertifikalı, test aşamaları tamamlanmış, laboratuvar çalışmaları bitmiş ürünlerini satıyorsunuzdur. Elinizde satış yaparken sertifikalarınız mutlaka bulunsun. Hem yasal yollardan hem de müşteri açısından talep geldiğinde herkesin önüne bunu koyabilirsiniz. Değerli meslektaşlarım, konuştuğumuzdan dolayı bizi sevmeyen insanların sayısı artıyorsa
doğru yoldayız demektir. Ama içinizden tek bir taneniz dahi iyi ki varsınız diyorsanız ben network marketing yapıyorum demektir. Çünkü benim görevim insanların yüreğine dokunmak. Hayatınızda, işinizde, hayallerinizin peşinde koşarken yapmış olduğunuz çalışmalarda hepinize üstün başarılar diliyorum. Ancak şu desturu lütfen unutmayalım. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Size mesleğimle alakalı verebileceğim en önemli tavsiye, insanları aldatmayın. İnsanlar para verip aldıkları ürünü severek, beğenerek kullanıyor olsun. Bundan sonraki hayatınızda network marketing mi yapıyorsunuz? Titan, saadet zinciri, Ponzi'nin bir parçası mısınız? Bunu anlamanın yolu nedir? Sizin satış yapmış olduğunuz insanların tamamına dönüş yapın, bir arayın. Benim ekibimde 2000 kişi var, benim ekibimde 5000 kişi var, benim ekibimde 10.000 kişi var diyen insanlara söylüyorum. Elinize telefonu alın. Kopardığınız 10.000 kişilik insanların lütfen ama lütfen bir bak. Bu insanlar şayet o 10.000'lerce, yüzlerce insan size inanıp, size güvenip, sizin organizasyondaki insanların davetine iştirak edip hayallerini gerçekleştirmek için bir fırsat bulduklarını zannedip bu işin içerisine girip çok kısa bir zaman içerisinde aldıkları ürünün hiçbir işe yaramadığını düşünüp lanet olsun ben aldatıldım duygusuna kapanıp arkanızdan beddua ediyorsa gerçekten hem bu dünyanız hem de ahiretiniz çok perişan olacaktır. Değerli meslektaşlarım, network marketingin limanı ahlaktır. Tüketicinin ahını alan, müşterisinin ahını alan asla iflah olmayacaktır. Geçici 3-5 kuruş paralar veya binilen arabalar kazandım hissi vermesin. Ne oldum, ne olacağım demeyi öğretsin. Network marketing hayatınızda hepinize başarılar diliyorum. Allah helalinden bol kazanç nasip etsin. Kötü niyetli, ülkemizi bir felaketin eşiğine doğru sürükleyen, mesleğimizin şerefine, onuruna, haysiyetine leke süren art niyetli dolandırıcılardan uzak durun. Ürünlerini kullanmıyorsalar o ürünleri bir başkası da kullanmayacaktır. Allah'a emanet olun.